toparlanayım. Hoş geldiniz diyorum. Şimdi şöyle efendim yayına girmeden önce şöyle güzel bir cümle kurduk. Hı-hı. Dört çiçek, iki böcek. Şu güzelliğe bakın. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Karadeniz'in bir numaralı kanalına ve Mega Show Banu Nevzat İklisi programına. Şimdi sevgili Banu. Efendim. Şimdi derneğin ismini biz kendi dillerinden öğrenelim. Tabii ki başta sevgili başkanımız, dernek başkanımız Ümit Atlı efendim. Kendilerini önce bir tanıyalım ve derneğimiz hakkında ki öğrenmek istediğimizi, konuşmak istediğimizi başlayalım. Buyurun hocam. Merhabalar. Ben eski pulmoner hipertansiyon hastası, yeni nakilli ve bu derneğin başkanı Ümit Attı. Pulmoner Hipertansiyon Derneği bir çatı ve sklerodermalı arkadaşlarımızı da aramıza kattık. Evet. Müsaade ederseniz önce arkadaşlarımızın hepsi kendilerini tanısınlar. Hı-hı. Daha sonra tabii dernek ki hakkında konuşmaya tabii devam ki edelim. Tabii ki. Merhabalar, ben Sibel Ercan. Ben de pulmoner hipertansiyon ve skleroderma hastası organizasyonunda. Ben de başkan yardımcısıyım ve skleroderma hastasıyım. Kendimi böyle tanıtmış olayım. Teşekkür ediyoruz, hoş geldiniz. Merhaba, ben Rahime Kaya. Skleroderma hastasıyım. 25 yıllık bir hastayım ve pulmoner hipertansiyon hastasının üyesiyim. Teşekkür ediyoruz, hoş geldiniz. Ben Emine Çayıroğlu. Ben de doğuştan delik ve SD'ye bağlı pulmoner hipertansiyon hastasıyım. Benimki doğuştan. Merhaba, ben Hatice Akyüz. 6 yıldır skleroderma hastasıyım. Teşekkür ediyoruz. Sizler de hoş geldiniz. Ben Ömer Birinci. 2006 yılından beri pulmoner hipertansiyon hastası olduğumu biliyorum. Kalbimde gelişen VSD yüzünden. Dernek faaliyetlerine katılmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Teşekkür ediyorum sevgili Ömer'e. Ben Gülten Doğan. Ben de skleroderma hastasıyım. 4 yıldır tedavi altındayım. Çok teşekkür ediyorum. Sizler de tekrardan hoş geldiniz. Hocam, o zaman şöyle bir başlayalım. Derneğimiz kuruldu. Derneğimizin kuruluş amacı efendim. Derneğimiz öncelikle ne zaman kuruldu? Ve kuruluş amacı. Şimdi öncelikle rahmetli Şamil Hamdullah'ı anmak istiyorum ben. Bu derneğin temelleri 90'lı yılların başında kendisi tarafından atıldı ve şu anda aramızda diğer arkadaşlarımız da var tabii ama öncü o olduğu için onu rahmetle diğer bütün arkadaşlarımızla birlikte anıyoruz. 90'lı yıllarda başladı bu derneğin temellerinin atılmasına. Sonra rahmetli Şamil Hamidullah'ın vefatından sonra kardeşi Kamil Hamidullah da ne yazık ki hasta olduğunu öğrendi. O bu mücadelenin önderliğini yaptı. Ben kendisiyle 2000 yılında tanıştım. Daha sonra arkadaşlarımız olaya girdi. Sayın Sibel Hanım'la 2006'da tanıştık. Onları biraz sonra daha detaylı anlatacağız. 90'larda başladı bu temeller. 2006 yılında pulmoner hipertansiyon organizasyonu olarak daha resmiyet kazandık. 2006'da. 2008 itibarıyla resmi olarak pulmoner hipertansiyon derneğini kurduk. Evet. Birinci yılımızı geçtiğimiz ay tamamladık. Evet. Peki sevgili hocam, pulmoner hipertansiyon, akciğerden kalbe giden bir damardaki yüksek tansiyondur bunun açılımı. Yalnız sonundaki hipertansiyon aslında bizim handikapımız. Hipertansiyon lafını duyunca ne yazık ki bende de var, annemde de var, babamda da var. Bu bildiğimiz hipertansiyon değil. Akciğerdeki hipertansiyon. Tedavisi olmayan ölümcül bir rahatsızlık. Hele ki bahsettiğim 90'lı yıllar karanlık çağdı. Hiçbir şey bilinmiyordu. Dünyada da Türkiye'de de belli istatistiklerle milyonda 15 görülen bir rahatsızlık. Milyonda 15. Evet. Dolayısıyla çok çok azınlık grubuz. Hocalarımız ne yazık ki çok fazla detaylarını eskiden bilmiyorlardı. Dünyada bununla ilgili çok fazla çalışmalar yoktu ama 2000 yılı itibarıyla çok daha farklı olmaya başladı. Gitgide sayı arttıkça tabii bilinirliği de artmaya başladı. Temel anlamda biraz sonra Sibel Hanım da sklerodermayı anlatacaktır ama pulmoner hipertansiyon akciğerdeki yüksek basınç anlamına geliyor. Evet. Detaylarını biraz sonra göstereceğim. Evet. Peki Sibel Hanım'a da şunu sormak istiyorum. Skleroderma. Evet. Bu da ayrı bir hastalık değil mi efendim?
Evet, ayrı bir hastalık. Kolajen doku hastalığı, çok basite indirelim biz, herkesin anlayabileceği gibi. Kolajen doku hastalığı aslında bu. Bizim vücudumuzda fazla kolajen üretiyor. Vücut kendi kendini üretiyor. Bir deri hastalığı gibi gözükse de iç organ tutulumu da yapan, bu işte yemek borusu, mide, kalp, akciğer ve böbrekleri tutan, sonuçta önemli sonuçlanan bir hastalık ve tedavisi yok. Ben şeye değinmek istiyorum. Tabii ki. Bir açılım yaparak. Biz niye skleroderma ve pulmoner hipertansiyon birleştik? Evet. Bütün dünyada aslında böyle olmuş. Tek başına hiçbir kimse tek başına hiçbir şey yapamamışmış. Biz dedik ki, bizde de çünkü bir sekonder pulmoner hipertansiyon adayadayız. Bizde de bu var. Mesela bende var. Onun için biz güçlerimizi güç birliğine gidelim dedik. Evet. Özellikle hani sesinizi daha iyi duyurmanız açısından pulmoner hipertansiyon skleroderma derneğini bu yüzden biz kurduk. Evet. İki hastalıkta da yaşamak zor. Çünkü nedeni ve içini bilinmeyen, toplumda çok fazla bilinmeyen iki hastalık grubu var toplumda. Ve şuna da ben değineceğim. Siz de değinirsiniz başkanım. Hepimizin arkadaşınız anlatacaktır ama geç tanı koyuldu hepimizin hastalığı. Evet. Ve bu bizim için gerçekten hastalığın tanıtılması onun için çok önemli. Ne kadar çok insanlar bu hastalıkları bilirlerse erken tanı ve tedaviyle yüz güldürücü sonuçlar çıkartabiliyor. Ben özellikle diğer hastalıklarda da olduğu gibi tabii her ki erken tanı çok önemli. Tanı çok önemli. Bu da insanların bu hastalığı tanınması, bilmesi. Biz de bu amaçla derneğimizi kurduk ve sesimizi hep duyurma çabaları içerisindeyiz sizler aracılığıyla, kanallar aracılığıyla. Ben müsaade ederseniz burada araya girmek istiyorum. Sibel Hanım da dediği gibi, şimdi bir hastalığımızın idiopatik denen, sebebi bilinemeyen dediğimiz, bir ben idiopatik pulmoner hipertansiyon rahatsızlığı vardı bende. Evet. Bir de sekonder diye adlandırdığımız, sebebi belli bir şey doğrultusunda gelişen, daha sonrasında pulmoner hipertansiyon rahatsızlığı olan gruplar. Sibel Hanım ve aramızdaki bazı arkadaşlarımız bu gruba dahil oluyorlar. Detaylara ve teknik terimlere hocalarımızın girmesini daha uygun buluyorum. Tabii çünkü ki, söyleyeceğimiz şeyler yanlış anlaşılabilir. Bizler buradaki arkadaşlarımız kaderim bir araya getirdi. Hekimlik konusunda uzmanlığımız yok. Sadece gide gele internette yıllarca araştırmalar yaparak kendi özelimizde biliyoruz ama tıbbi şeyleri doktorlarımıza bırakmamız gerekiyor. Gene Sayın Sibel Ercan'ın, başkan yardımcımızın dediği gibi farkındalık 2000 yıllarında, ben şöyle söyleyeyim, büyük şehirde yaşıyorum, Ankara'da, başkentte yaşıyorum. Hastanelere gittik, geldik, gittik, geldik defalarca. Psikolojik dendi. Nedir en büyük sıkıntımız? Semptomlarımız, astım, nefes darlığı gibi çok her hastalıkla örtüşen semptomlar ve dolayısıyla nefes darlığı olur bende de var, şu olur bende de var gibi ne yazık ki çok uzun süre tespit edilemiyor. Hastalık çok sinsi. Gene bazı şeyler, gerçi izleyicilerimizin çok hoşuna gitmeyecektir böyle negatif şeyler ama gene belli istatistiklerle tedavi edilmediğinde 2.8 yıllık süresi olan ve sonrasında ne yazık ki ölümle sonuçlanan. Bunun peki ilk baştaki belirtileri? İlk baştaki belirtileri efor kapasitesindeki düşme, nefes darlığı, daha birazcık ilerlediği zaman bayılma gibi durumlar olabiliyor. Yavaş yavaş dolaşım bozukluğu ve artık kalpte de ciddi deformasyonlar, bozulmalar olabiliyor. Dudaklarda, tırnaklarda dolaşım bozukluğuna istinaden hafif karartı, bunlar zaten diğer kalp hastalıklarında da dolaşım bozukluğuna istinaden ortaya çıkan belirtiler. En baştaki şeyler bu. En büyük handikapımız tabii sklerodermalı arkadaşlarımız, biraz sonra değineceksinizdir. Bazı dıştan görüntü itibariyle rahatsızlıkları var ama idiopatik kısımda dıştan bakıldığı zaman bir sorun gözükmüyor ama içteki önce akciğerle başlayan sonra kalple devam eden o iki organınız tetikleyerek ölüyor. Başlangıcındaki şey akciğer nakli, sonrasında eğer hızlı davranılmazsa ya da daha kötü ilerlerse kalp akciğer nakli gerekiyor. Evet. Ama hala nakilden 1-2 ay önce de oksijen tüplerinin çıkarıldığındaki, onlar da biraz sonra değineceğiz, oksijenle yaşanıyor. Hastanın ilerleyen boyutlarında, burada genelde sklerodermalı arkadaşlarımız yoğunlukta ama pulmoner hipertansiyonlu arkadaşlarımızın nefes, oksijen kapasitesiyle ilgili çok sıkıntıları var. Evet, oraya o konuya tekrar geleceğiz sevgili hocam. Efendim,
Mavi Karadeniz Televizyonu'nda Mega Show Banu Nevzat Teklisi programı bütün hızıyla devam ediyor. Konuğumuz Pulmoner Hipertansiyon Derneği başkanımız ve üyeleri ve başkan yardımcımız bizlerle birlikte. Bizim için gerçekten ve ekran başındaki birçok izleyicimizi de ilgilendiren çok önemli bilgiler alıyoruz. Daha önemli bilgiler daha açıklanacak. Bu derneğimize nasıl ulaşabilirsiniz? Birazdan efendim kalem kağıtlarınızı hazırlayın. Birazdan efendim derneğimizin web sitesini, mail adresini ve telefonlarını vereceğiz. Ve daha sonra tabii ki ekran başındaki bu gibi gerçekten insani göreve ve bu bir gönül işi çünkü. Kesinlikle bu bir insanlık işi, dersi. Bugünkü evet. Buradaki bu tablo bir insanlık dersi diyebiliriz. Bu derneğe katkıda bulunmak isteyen, yardım etmek isteyen çok hayırsever iş adamlarımızda, hayırsever vatandaşlarımıza da birazdan efendim derneğin hesap numaralarını vereceğiz. Onu da mutlaka kalem kağıdınızı hazırlayın, not alın. Ve bizlere şu an sorular yönetmek istiyorsanız MKD yazın, bir boşluk bırakın. Mesajınızı, sorunuzu varsa yazınız. 3929'a gönderiniz. Bizler de burada tabii ki dernek olarak bilgimiz dahilinde cevaplandırmaya çalışalım. Sevgili hocam, Sibel Hanım, biraz da sizden dinleyelim. Yani bu birlikteliğiniz sizlere ne gibi faydaları var mı? Tabii ki. Birbirimize bir kere herkes tecrübelerini burada paylaşıyor. Çok hastalıkta güzel. Yaşarken bu çok önemli. Biz ben 18 yıllık skleroderma hastasıyım. Hastalıkta yaşarken yaşadığımız o kadar çok sıkıntılarımız var ki biz her ay hasta toplantıları yapıyoruz kendi aramızda. Ankara ve İstanbul'da her ayın ikinci cumartesi toplanıyoruz, bir araya geliyoruz. Çaylarımızı içiyoruz, işte kahvelerimizi içiyoruz ve sorunlarımızı tartışıyoruz. Çünkü sorunlarımız çok büyük. Onun için güç birliği içindeyiz. Sıkıntılarımızı tartışıyoruz. Evet, sorunlar. İşte sorun orada başlıyor. Sorunlar evet. Bir kere bilinmeyen bir hastalıkta toplumda yaşamsa. Çünkü dış görünüş bizim biraz belli oluyor, biraz belli olmuyor. Aslında birer özürlüyüz de bizler. Aslında bakarsınız. İlaçla yaşadığımız çok büyük sıkıntılarımız var. Yani doğru tedavi alabilmek sıkıntımız bizim. Yürüme zorluklarımız var. Nefes almakta zorluklar yaşıyoruz. Bununla ilgili çok büyük sıkıntılarımız var. Ve de tabii ki burada güç birliği dedik. Herkes yeni hastalıkla tanışmış arkadaşlarımıza tecrübeli olanlar tecrübelerini aktarıyor burada. Aktarıyorlar. Peki bu ilaçlar dediniz. Her hasta o ilaçlara ulaşabiliyor mu? Temin edebiliyor mu? Tedavisini yaptırabiliyor mu? Ucuz mu? Pahalı mı? Biraz pahalı ilaçlar. Bazı ilaçlarımız gerçekten çok pahalı ilaçlar. Tabii ki burada hastaların çok bilinçli olması çok önemli. Yani doğru tedaviyi, tedaviyi iyi almaları, tedaviyi yarım bırakmamaları çok önemli. Evet, ilaçlarımız çok pahalı ve bir takım prosedürleri var. Bu prosedürleri de aşmak çok da kolay değil. Bu en baştaki sıkıntımız bizim. İlaçla vermiş olduğumuz mücadele niye diyeceksiniz? Çünkü biz endikasyon dışı ilaçlarımız ve rapor çıkartmak durumundayız hastanede. Evet. Bizim 4 ayda bir rapor yenilememiz oluyor. Ve bunlar bizi biraz sıkıntı. Çünkü biz sağlıklı insanlar değiliz. Bir imza için 4-5 saat beklediğimiz olabiliyor. Red cevabı alabiliyoruz. Bu da bizde tabii ki hayal kırıklıkları yaratıyor. Tedavimiz olamayacağız. Hastamız ilerleyecek gibi yaşamsal sıkıntılar yaşıyoruz. Buraya gelebilen arkadaşlarımızı siz görüyorsunuz. Evet. Vefat edenleri ne yazık ki ve onun haricinde yatağa bağımlı, oksijen tüplerine bağımlı arkadaşlarımız var. Sibel Hanım da değindiği gibi bizim hastalığımız grip. İlaçla da ilaçsız da bizim hastalığımızın şu an teknolojide çözümü yok aslında. Yok. İlaçlar sadece zaman kazandırıyor, ilerlemesini yavaşlatıyor, bir miktar geriye getirebiliyor. O dediğim gibi şanslı arkadaşlarımıza, bazı arkadaşlarımıza ne yazık ki ilaçlar da fayda etmiyor. Bu bağlamda bürokrasiyle ilgili 3 ayda bir elbette ki hani bazı kurallara uymamız gerekiyor. Ama bunlar da belki bizlere istisnai
yardımlar yapılabilir. Mobil olmayan insanlarımız, İstanbul'da yaşıyorsunuz, ben Ankara'dan geliyorum buraya. Evet. O hastanelerde yüzlerce, onlarca, binlerce insanlar bekliyor. Nasıl yapılabilir? 3 ayda bir geçmeyecek, hiçbir zaman tedavisi olmayacak bir prosedür. Ve şöyle bir şey var, bunun altında indikasyon dışı diye önemli, müsaade ederseniz belirt. Onu geleceğiz. Daha çok zamanımız var, konuşacağız. Hı-hı. Sevgili hocam ve herkesin yüzünde bir ışık. Eminim efendim sizler de ekran başında fark etmişsinizdir. Hani her biri biz hastayız, hasta adayız diyorlar ama inanın hiç öyle gözükmüyorlar. Yüzlerdeki o gülücük, yüzlerdeki o sıcaklık, o tebessüm, o ışık, o sevinç mutlulukları gerçekten yüzlerinde okunuyor. Efendim, ekran başındaki siz değerli izleyicilerimiz, kısaca bir ara vereceğiz. Yine bir gıdımlık bir reklam. Yanlardan sonra tekrar devam ediyor. Evet. Ve bizler buradayız ve sevgili konuklarımız da buradalar. Ve tabii ki derneğimizin hesap numarasını vereceğiz. Programın ilerleyen dakikalarında tekrar göstereceğiz, tekrar duyuracağız. Ekran başındaki hayırsever iş adamlarımızdan, izleyicilerimizden bu konuda derneğe destekler bekliyoruz efendim. İlk hesap numarası Akbank efendim. Akbank Çengelköy Şubesi, kodumuz efendim 367, hesap no çift 0 49 385. Akbank Çengelköy Şubesi, şube kodumuz 367, hesap no çift 0 49 385. Bu Akbank'taki hesap numarası efendim derneğimizin. Diğer ikinci hesap numaramız Garanti Bankası efendim. Garanti Bankası GOP şubesi. GOP derken yani Gazi Osman Paşa. Ben bunu hep merak ediyordum. GOP nedir diye acaba? Bazen SMS'lerde de geliyor. GOP nedir ya? Artık ezberledim onu. Garanti Bankası GOP efendim. Gazi Osman Paşa şubesi, şube kodumuz 324, hesap numarası efendim 62 97 83. Tekrarlıyorum efendim, hesap numarası 62 97 83. Numaralı hesaba siz değerli hayırsever vatandaşlarımızdan, yurttaşlarımızdan, yurt içi, yurt dışı bütün herkese bu konuda tabii ki maddi ve manevi desteklerini bekliyoruz. Çünkü hepimiz için geçerli bu. Bu gibi hastalıklar. Ama şunu görüyorum, programı reklam arası verirken şöyle demiştim. Yüzdeki ışıklar ışıl ışıl. Özellikle Rahime ablamız. Şöyle bir Rahime ablamın bir, kısaca bir hikayesini bir alalım. Işığı bulmak için zorlanıyoruz. Direkt ışığı bulamıyorsunuz. Çünkü eğer sağlıklı bir insan olarak doğmuşsanız ve sağlıklı olarak her şeyi yapabiliyorsanız, bir bakıyorsunuz bir gün kapınızı bir konuğunuz çalıyor ve o konuk adını hiç bilmediğiniz, birçok insanın da bilmediği bir hastalık. Tek isimle geliyor ama bir sürü hastalığı beraberinde takarak. Evet, biraz mikrofonu yaklaştıralım. Kalabalık bir halde geliyorlar. Yalnızca dahiliyenin, romatolojinin değil, gözün, dişin, ortopedinin birçok bölümün hastası oluyorsunuz. Evet. Ve bu hastalığın bölümleri olmasına rağmen bir de çok ateşli, ağır vakaları vardır. Hı-hı. O vakalı dönemde hiçbir şey yapamazsınız. Sağınızdan solunuza dönemezsiniz. Bir yudum suyunuzu içemezsiniz. Bütün dünyanız sizin, bir odanız vardır kaç metrekare ise, o odadır. Eğer içinizde kendinizden, gerilerinizden getirdiğiniz bir değeriniz var ise, kitaplar gibi, yazmak gibi, o zaman dünyaya bütün o 12 metre, 15 metre kare neyse o odanın içerisinde dünyanızı kuruyorsunuz. Öbür odanızda yangın çıkar, ölürsünüz, birisi ölür, gidip ne saçını okşayabilirsiniz, ne de öbür odada neyin olduğunu görme bir ihtimaliniz hiç yoktur. Evet. O şekilde bir uçurumdasınızdır. Uçurumdan hatta aşağıya inmişsinizdir. Ama düşemiyorsunuz, yukarıya da çıkamıyorsunuzdur. Boşlukta bir ampul gibi sallanır kalırsınız. Ta ki bir gün içinizde çok güçlü bir ışığı bulup hayatınızda o düşman gibi gelen konuğu dost olarak kabul ettiğiniz zaman
ve bu çok zordur. Hem dost hem düşman olduğunuz bir şey var ve dengeyi korumak zorundasınız. İkisini birleştirdiğiniz, kucakladığınız zaman bir şey fark ediyorsunuz. Siz çok acı çekiyorsunuz. Ve elinize verilmiş bütün fiziksel değerleriniz gidiyor. Organlarınızın çoğunu yakalayarak gidiyor. Çünkü iç organlarımızı da tutuyor bu hastalık bizim. Zorluyor. Evet. Derilerimiz sertleşiyor. Bakın bunların hepsi sonradan olma. Tabii ki önceden olmuş bir şey değildir. Ama o ışığı yakaladıktan sonra dünyaya bakışınız değişir. İnsanlara bakışınız değişir. Gözün değil, yüreğin gerilerinden bir şey görmeye gelir sıra. Yani yüreğinizle gören insan olursunuz ve yalnızca sevgiyle büyürsünüz. Ve eğer aklınız başınızdaysa, kendinizi kaybetmemişseniz ki eğer bu hastalıkla yaşıyorsanız, yıllarınızı geçirmişseniz ve ölmemişseniz, özellikle bunu vurguluyorum, zaten akıllı insansınızdır, farkındasınızdır, bilinçlisinizdir, nerede ne yapabileceğinizi biliyorsunuzdur ve kendinizi dünyaya bağlayan bir yol buluyorsunuz. O yolu ışığından yürüyüp gidiyorsunuz. Evet. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum. İnanın gerçekten aşırı bir duygu yüklendim şimdi. Harikasın. Hı hı. Evet. Emine. Emine buyurun. Bir mikrofonu al bakayım. Emine nerelisin? Ben Ordu Akkuş. Ordu Akkuş. Evet. Akpınar beldesi. Evet. Şu an ekran başında bizleri izleyen tüm Akpınarlılara, tüm Ordu'ya, Akkuş'a selam ve saygılarımızı gönderiyoruz. Rahim ablam, Konya, ekran başındaki tüm Konyalılara da selamlarımızı... Mevlana'nın diyarı. Evet, Mevlana'nın evet. Diyarına sevgilerimizi gönderiyoruz. Evet, Emine, bir dinleyelim seni bakalım. Şimdi herkesin burada, özellikle siklerodermalı hastaların evet. geçmişinde bir sağlıklı dönemi var. Evet. Ama ne yazık ki benim öyle bir dönemim yok. Evet. Benim doğuştan. Doğuştan kalbim delik olarak doğuyorum. 11 yaşından önce normal olarak delik olan çocukların yani tedavi olmaları gerekiyor. Olmadığı takdirde basınçlar yükseliyor ve yani tedavi şansımızı kaybetmiş oluyoruz. Ben de kaybedenlerin arasındayım. Şimdi insanın hani bir şeyleri anlatması ya da başkasına anlatması çok kolaydır ama kendi hayatında kendi sorunlarını anlatması çok kolay değildir. Evet. Dahası karşıya yansıtmak da kolay değildir. Çok şeyler yaşıyorsunuz bir kere. Çocukluğunuz kabusa dönüyor. Gençliğinizin en güzel dönemleri işte kabusa dönüyor. Yani böyle duvarlar karşınıza bir bir çıka çıka hayata tutunmaya çalışıyorsunuz. Bir dönem küsüyorsunuz. Sonra şunu öğrendik. Biz bir araya geldiğimiz zaman şunu öğrendik. Birlikteliğimiz bizi mutlu etti. Paylaşmayı öğrendik. Hayata tutunmayı öğrendik. Bir arada mutlu olmayı öğrendik. Hayatı böyle sevmeyi, hayatı böyle kabul etmeyi öğrendik. Bizler bir savaş veriyoruz. Her şekilde yaşamaya, her şekilde mutlu olmaya çalışıyoruz. Ama işte bu noktada desteğe ihtiyacımız var. Kimse tek başına hiçbir şeyi, yani hiçbir şeyi elde edemez. Hiçbir kesinlikle, savaş kazanılamaz. Kesinlikle. İşte bir savaş veriyoruz ve bu savaşı kazanmak için gerçekten gönüllü insanların bize yardımlarına tabii, ihtiyacımız var. Tabii desteklerken tabii ki bu desteği nereden ve kimlerden bekliyoruz? Öncelikle devletimizden sonra milletimizden. Tabii ki çünkü bu bizim desteklerimizi tabii ki tabii bekliyoruz. Tabii ki öncelikle devletimiz çünkü sonuçta biz de bu devletin bireyleriyiz. Hasta evet. da olsak bizler de istiyoruz ki devletimize, vatanımıza, milletimize faydalı olalım. Hasta insanlar olarak bir köşede ömrümüz tükenmesin yani. Evet. Bizler de faydalı olalım. Bizler de bir şekilde hayatı içinde olalım. Evet. Hayatı paylaşalım. Sosyal hayatımız genişlesin. Dediğim gibi bir araya geldiğimiz zaman bizler sosyal hayatımızda direkt olarak gelişti. İsteriz ki hasta olan her insan, özellikle bizim sağlık sorunumuzu yaşayan insanlar bize gelsinler. Yani şu güzelliği, beraberliğin tadına varsınlar. Evet. Çünkü sorunlar paylaşıldıkça azalıyor. Evet. Bir de kendin gibi insanlar evet. tanışmak bizlere, azaltıyor biraz bizlere sorunlarını. Bizlere ulaşsınlar dedi. Evet. Ve bu noktada eğer müsaaden olursa tabii. bir Ömer'e bir mikrofonu tamam. bir uzatalım. Çünkü sanıyorum bu dernekle iletişim alanında
Ömer. Evet. Çalışmaları sürdürüyor. O zaman Ömerciğim mikrofonu bir alıp önce bir kendini tanıt canım. Merhaba, ben Ömer. Biraz önce de başlangıçta da söylemiştim. Evet. Ben de Emine Hanım gibi, Emine abla gibi doğuştan kalp deliğinden, evet, kalbimde delik olmasından kaynaklanan bir sorunum vardı. Evet. Çözülemediği için zamanında pulmoner hipertansiyon hastası oldum ben de. İletişim konusunda şöyle bir bilgi vereyim ben size. Bizim genellikle iletişimimizi internet sitemiz var. Buradan gerçekleştiriyoruz. İnternet sitesi şurada efendim. Evet, şurada. Bunu sen telaffuz et. İnternet sitemizin adresi bu hasta grubumuzun adresi www.pha-turkey.com. Bir de derneğimizin resmi sitesi var. www.pderneği.org.tr. Buralardan bizlere ulaşabilirler. Telefon numaramız ezberimde olmadığı için şu an söyleyeyim. 0533 705 77 24. Evet, buradan da bize ulaşabilirler. Evet, derneğimizin YSM telefonu efendim 0533 705 77 24. Ayrıca mail adresimizi de vermek, evet, istiyorum. Mail adresimiz info@pha-turkey.com. Buradan hastalarımız istedikleri soruları, paylaşımlarını olabilir. Her türlü konularda bizlere sorular sorabilirler. Derneğimize ne şekilde üyeli olabilecekleri konusunda bilgi alabilirler, evet, bize. Her türlü bilgi alabilirler. Evet, tekrarlayalım. 3 tane tablo. Tekrarlayalım. Derneğimizin hasta paylaşım sitemiz, evet, www.pha-turkey.com. Evet. Derneğimizin resmi sitesi www.phderneği.org.tr. Bize ulaşabilecekleri mail adresimiz info@pha-turkey.com. Telefon numaramız 0533 705 77 24. Bize numaralı telefondan bizlere ulaşabiliyorlar, değil mi? Evet, her şekilde ulaşabilir. Evet, seni biraz dinleyelim bakalım. Beni dinleyelim. Ben de Emine ablanın dediği gibi doğuştan bu hastalığı yaşayanlardan biriyim. Şu noktaya ben değinmek istiyorum. Emine abla bazı noktalara değindi ama önemli olan şu. Bilinçlenmek önemli. Evet. Ailelerin bilinçlenmesi gerekiyor. Hastaların bilinçlenmesi gerekiyor. Çünkü küçükken fark edilebilseydi bu sorunlar çözümü olabiliyordu bazılarının. Sekonder dediğimiz kısım buna bağlı. Kalpte delik olması buna bağlı. Ailelerimizin bazen bilinçsiz davranmaları bizleri bu noktaya getirebilirler. Her hastalık için geçerli bu. Ben bunun sıkıntısını yaşadım. Zamanında tedavi olamadım. Evet. 18 yaşındayken teşhisim konuldu ve o zamandan beri tedavi görüyorum. Şunu da belirtmek istiyorum. Bizim birlikteliğimiz bizi tedavi edici bir unsur aslında. Ben ilk teşhis konulduğu zaman bir 6 aylık süre boyunca ailem bunu çok iyi bilir, benimle yaşayanlar, yakın çevrem. Reyman'ım da belirttiği gibi tek bir odam vardı benim. Yani tek başıma o odada yatma bile yatamıyordum. Ama zaman içerisinde dernekle tanıştım. Kamil Bey, derneğimizin kurucu başkanı Kamil Bey'in sitesiyle, evet, az önce bahsettiğim siteyle tanıştım. Daha sonra ben de bir şeyler yapabilirim dedim. Ben de bir şeyler yapmaya başladım. Daha sonra Sibel Hanım'la tanıştım, Ümit Bey'le tanıştık. Birliktelik kurduk ve bu birliktelik bizi iyileştirici faydalar sağladı. Çünkü Emine ablanın dediği gibi birbirimize paylaştıkça sorunlarımız azalıyor. Yani tek ben değilim, yalnız değilim diyebiliyoruz. Yalnız değilim diyebilmek çok iyi. Çok önemli çünkü. Sosyal hayatta tutunabilmek için. Yani hayatta tutmak için bir sosyal hayatımız olması gerekiyor. Bunun için bu birlikteliği kurduk biz. Ve çok mutluyuz biz. Gerçekten çok mutluyuz. Diğer hastalığında bizlere ulaşmalarını istiyoruz. Evet. Eminim ulaşacaklardır. Sevgili Ömer'im, müsaadenle şu an bizi telefonla bakalım kim aramış. Telefonun diğer ucunda bakalım kim var efendim. Alo. Alo, merhabalar. Kamil, ben Ankara'dan arıyorum. Merhabalar. Arkadaşlar, içeriye biraz ses verebilir miyiz? Sesim nasıl? İyi geliyor mu? Evet, şu an güzel efendim. Gayet iyi geliyor. Ankara'dan kucak dolu selamlar. Selamlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Arkadaşların hepsini kutluyorum teker teker. Evet. Ağızlarına, yüreklerine sağlık. Bizlere umut oluyorlar. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Bizim sorunlarımızı kamuoyuna taşıdıkları için, özverili çalışmaları için kendilerini kutluyorum. Çünkü kendileri de çok ağır hastalar. Evet. Yani bu
bu kadar ağır hastalıkla aldıkları sorumluluğu yani ancak bir başka hasta anlayabilir. Kendileri de ölümle savaşıyorlar ama bırakmışlar bir kenara. Diğer hastalar ne durumdalar? Diğer hastalara nasıl yardımcı olabiliriz diye onun derdine düşmüşler. Yani bu çok az rastlanılan bir şey. Kesinlikle efendim. Kendilerine tebrik ediyorum. Bu arada bilim kurulu üyelerimizden Gülseren Karabıyıkoğlu'na acil şifalar diliyoruz. En kısa zamanda kendisini tekrar bilim kurulumuza görmeyi istiyoruz. İnşallah efendim, inşallah. Bizler de acil şifalar diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada ben arkadaşları ayrı ayrı kutluyorum. Allah hepsinden razı olsun. Çok büyük kalpleri var. İşte toplum ancak bu şekilde kendini geliştirecektir. Ben bir hasta olarak, yıllardır bu hastalığa savaşan birisi olarak, 20 yıldır ailemle birlikte bu hastalığın savaşını veriyoruz. Evet efendim. Bu hastalığın belki de en büyük sorunu devlet tarafından muhatabımızın olmaması. İnşallah hani bu program buna vesile olur da bizim inşallah. Bizim de temennimiz odur efendim. Yakınmalarımızı onlara iletme şansı elde etmiş oluruz. İnşallah. Bizim de temennimiz odur. Sevgili Ümit Hocam bir şey söyleyecek. Bu arada müsaade ederseniz ben hem Kamil'le hem özellikle ailesine, çünkü Ömer arkadaşımız da değindi. Kamil de bahsetti. Evet. Burada ailelerimizin çok büyük emeği var. Evet. Bunları biz tek başımıza yapmıyoruz. Ne yazık ki mobil değiliz. Ailelerimiz olmasaydı ben kendi adıma, arkadaşlarım daha olayın başka evresinde ben nakil olduğum için onlar olmasaydı ben bugün hayatta olmayacaktım. Tabii ki burada emeğe geçen çok hocalarımız var. Evet. Tabii ki Gülseren hocamıza acil şifalar diyoruz. Bilim kurulumuza değişik üniversitelerden bir sürü doktorumuz var. Onlara çok teşekkür ederiz. Evet. Kamil'i inşallah bir dahaki programımızda söz alalım. Kamil arkadaşımızı da buraya getirmek isterdik. Kendisi bu derneğin eski başkanıdır ve kurucusudur. Kamil'in bugün burada olmamasının sebebi şu anda kendisi nakil sırasında. İnşallah en kısa sürede bir telefon gelecek ve yurt dışında benim ve diğer arkadaşlarımız gibi nakil operasyonu geçecek. İnşallah. Tabii ki biraz sonra gene bahsedeceğiz Kamil arkadaşımızın ve diğer arkadaşlarımızın nakille ilgili yaşadığı sıkıntıları. Tabii ki. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Ailesine selamlarımızı iletiyoruz. Biz ona henüz konuyu çok iyi bildiğimiz için nakil dediğimiz konu akciğer nakildir. Evet. Onu açmak isterim. Evet. Teşekkür ederim arkadaşlara. Başarılar diliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Bizler de çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz Kamil Bey. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Bizler de çok teşekkür ediyoruz. Kamil Bey, biz de şunu belirtelim efendim. Mavi Karadeniz Televizyonu'nun ailesi olarak ve bizler Mega Show Banu Nevzat İkilisi olarak da her zaman bizler buradayız ve sizleri her zaman burada bekliyoruz. Tabii ki sizi de burada inşallah sağlıklı bir şekilde ağırlamak ve sizi burada konuk etmek bizim için gerçekten gurur vericidir. Bizler ne yapmamız gerekiyorsa bizler burada hazır bir şekilde sizleri bekliyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Bunları duymak bize yeterli. Çünkü bize destek sıfır. İnanır mısınız? Yani yıllardır savaşıyoruz. Sesimizi anca yeni duyurmaya başladık. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah. Bizim yaşadığımız acıları başkaları yaşamasın diye biz yola çıktık. Amin. İnşallah amin. 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 İnşallah. İnşallah. Temennimiz odur. Çok teşekkür ediyoruz Ankara'dan katıldığınız için. Sizlere tekrardan ve bütün arkadaşlara Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Teşekkürler. Allah'a ısmarladık. Sağ olun efendim. Sağ olun. Sağ olun. Evet. Sevgili Kamil hocamızı dinledik. Evet. Nerede kalmıştık? Şimdi ekleyeceğim bir şey var mı Ömer'im? Ha bu arada nerelisin? Ben Trabzonluyum. La Ömer'im neresinde? Köfte diyarı. Oo, Akciabat. Apo. Ben de dünyanın başkentindenim. Hani Trabzon bağlı ya oraya. Yukarı bağlıyız biliyorsun. Ofluyum. Sonuçta siz de bizdensiniz. Değil mi? Canım benim. Teşekkür ediyorum Ömer'im. Ekleyeceğim bir şey var mı? Sonraki dakikalarda bir tane şey eklemek istiyorum. Tamam. Ve bir hemşerim daha bu oturuyor yanına bakayım. Bakalım evet, o ne diyecek? Hemşerimiz çok iğneci bir hemşeri. Sitemizde aldığı şeyleri görseniz bizleri ne hale çeviriyor. Öyle mi? Yani çok sitemizde sadece hastalığımızı bize nasıl ulaşabileceklerini değil, sohbetlerimiz de oluyor bizim sitemizde. Evet. Ve çok güzel konuşmalarımız geçiyor. Kendisi de en muzip üyelerimizden birisidir. Yani bir eminim memnun kalacaksınız onu yazdıklarını. Bir de ona bir dinleyelim bakalım.
Öncelikle Rahim Hanım yaşadıklarımızı çok güzel özetledi. Gerçekten çok zor şeyler yaşadık. Sağlıklı bir insanın yatağa bağımlı kalması kadar zor bir şey yoktur. Tamam. İki yılımı ben yaklaşık yatağa bağımlı olarak yaşadım. Evet. Birinin biri olmadan yanımızda hiçbir şey yapamıyoruz. Çünkü hiçbir işimizi göremiyoruz, yürüyemiyoruz, ayağa kalkamıyoruz. Ama hastalıkta ilaç kadar önemli olan bir şey daha var ki o da moral çok önemli. Hastalığı kabullenmek çok önemli ilk başta. Çünkü hastalığı kabullenemiyor hiç kimse. Önemli olan o tabii bir müddet onun şeyini yaşıyorsunuz, isyan ediyorsunuz. Neden ben? İlk sorduğunuz soru bu oluyor. Ama daha sonra hastalığı kabullendikten sonra ne yapabilirim? Bu hastalığı nasıl atlatabilirim diye düşünüyorsunuz. Ve ben moralim gerçekten çok yüksekti. Ailem de sağ olsun bu konuda beni çok destekledi. Ve moralim yerine geldikten sonra artık böyle sizinle aynı duyguları yaşayan, aynı acıları paylaşan kişileri aramaya başlıyorsunuz. Ve ben bu noktada dernekte tanıştım. Sağ olsun Sibel Ercan'la ilk tanışıklığımız oldu. Daha sonra sitede sohbetler, Ömer arkadaşımızın da dediği gibi çok güzel sohbetler oluyor. Moral veriyoruz, her şeyden önemlisi. Yani nette karşınızda hiç kimse yokken bir yazı okuyup da gülmek kadar güzel bir şey yoktur herhalde. Kesinlikle. Yazıyla insanları güldürmek çok zordur. Hareket yaparak güldürebilirsiniz ama yazıyla gerçekten zor. Ve bunu başarıyoruz. Sadece ben değil, Emin arkadaşımız, Ömer arkadaşımız, daha İzmir'den Sibel ve Güliz arkadaşımız. Onları da geçemeyeceğim buradan. Onlar da Sikloroderm hastası. Kamil Bey sağ olsun. O da çok müzik biridir. Böyle çok güzel sohbetlerimiz, eğlenceli dakikalarımız oluyor. Ama en büyük ilaç kaynağını bulmasınız. Evet, tabii ki. Moral çok önemli. Yani tek başına hiçbir şey bir işe yaramıyor. Tabii tek başına moral de bir işe yaramıyor. Sonuçta ilaç tedavisini de bırakmamanız gerekiyor ama moral en güzeli diyorum. Evet. Ve biz onu dernek olarak bulduk diye düşünüyorum. Evet. Tabii ki. Buyurun. Ben bir şey araya girmek istiyorum. Çok özür diliyorum Hatice. Bizim hastalıklarımız geçici bir hastalık değil. Evet. O bizimle artık ne kadar ömrümüz varsa, Allah ne nasip ettiyse yaşadığımız sürece yaşayacak. Bu nedenle her gün karamsar olarak yaşayabilmek mümkün değil. Değil. Şu andaki gördüğünüz ışıklarla birbirimize, bir yerden aldığımız ışığı birbirimize yansıtabilmek. Ne mutlu size. Gerçekten bunu çok güzel bir şekilde başarmışsınız. Ve şu anda bu şekilde ışık var ama tıbbi anlamda biz dernekte henüz kendimize çözüm getirmiş değiliz. Değiliz. Bizim dernekte büyüyebilmemiz, istediklerimizin oluşabildiği zaman geriden gelecek olan yeni neslin hastalığında bir ışık değil, tedavici olacağız. Bu göz ardı edilmemesi gerekiyor. Ve eminim kesinlikle vermiş olduğumuz web sitesinde, e-mail adresinde ve telefon numarasında ekran başındaki izleyicilerimiz de ulaşacaklardır. Ve orada tam detaylı bilgiyi ve sizlere ulaşırlar. Detaylı bilgiyi de alacaklardır. Ve ekran başındaki şu an bizleri izleyen tüm üyelerimiz şu an bizleri izliyorlar. Değil mi efendim? Yurt dışında var mı üyelerimiz? Ben şöyle araya girmek istiyorum. Tabii ki. Biz aslında hem Amerika'nın hem Avrupa'nın partnerleriyiz. Bu sadece Türkiye'nin, biz şu anda Türkiye'yi görüyorsunuz. Aslında dünya çapında bir organizasyonun içindeyiz. Evet. Tabii sponsorumuz yok. Bunları tamamen birkaç kişinin kendi kazançlarıyla götürmeye, idame ettirmeye çalışıyoruz. Ama tabii bu oldukça zor. Zor. Yurt dışında Almanya'dan, Avusturya'dan, Fransa'dan, Avrupa'dan belki bize sahip çıkarlar, ülkemizden sahip çıkarlar. Orada da organizasyonlar var. En azından Türkiye'ye ulaşmıyorlarsa oradaki hasta olan vatandaşlarımız kendi ülkelerindeki derneklere, partnerlerimize mutlaka ulaşıyorlardır. Her türlü desteğe açığız. Bizim ofisimiz yok, çalışanımız yok. Çok zor şartlar altındayız gerçekten. Bir de en büyük handikapımız, ben isimlerini saymak istiyorum. Serpil adlı arkadaşımız yönetim kurulumuzda, o da eski Akciğer nakilde nakil olmuş bir arkadaşımız. Sibel Hanım, ben sadece aramızda Ebru Arısoy diye bir arkadaşımız var ki hasta değil kendisi. Tamamen gönül esasıyla bu işi yapıyor. Evet. Bizlerin, Kamil'in de dediği gibi aslında burada bu işlerle değil, tamamen sağlığımıza odaklanıp diğer arkadaşlarımız gibi işin sosyal yönünde olmamız gerekiyor. Hastanelere gitmemiz, oralara gitmemiz, buralara değil. Yani aşındırmaya çalıştığımız kapılar sağlıklı insanların yapması gereken görevler. Kesinlikle. Yüzden hasta yakınlarının devreye girmesi gerekiyor. Esas hasta yakınlarının bu mücadeleyi verip
Bizler sadece tecrübelerimizi, yaşadıklarımızı... Gelip bu derneğe sahip çıkmaları... Sağlıklı insanların bu işe, organizasyona elini uzatması gerekiyor. Kesinlikle. Ya para olarak uzatmaları gerekiyor ya beden gücü, iş gücü olarak yardım etmeleri gerekiyor. Evet. Bizler zaten Rahim Hanım'ın da dediği gibi yani bu psikolojiyle biraz bunun negatifliğinden çıkıp daha farklı paylaşımlar içerisinde olmamız gerekiyor. Bu yüzden de sağlıklı arkadaşlarımıza, arkadaşlarımızın yakınlarına, akrabalarına, komşularına çağrıda bulunmak istiyorum. Sizin de bahsettiğiniz gibi yardımsever iş adamlarına sesleniyorum. Evet. Bize sahip çıksınlar. Ve bütün herkese buradan duyuruyu tekrarlayalım. Gelin efendim bu derneğe sahip çıkalım. Bu derneğe destek verelim. Çünkü gerçekten bu insanlığın birinci vazifesi diye düşünüyorum. Eminim ekran başındaki birçok izleyicilerim de bana hak veriyorlardır. Sevgili Sibel Hanım, mikrofonu aldınız. Çok affedersiniz. Sibel Hanım'a girmeden önce bir arkadaşımız daha var. Hasan arkadaşımız. O da şu anda hastanede yatıyor. O da derneğimizin yönetim kurulu üyesidir. Onu da ismini biraz önce unuttum. Hasan. Onun akciğer kalp nakli gerekmekte. Evet. Ona da acil şifalar diliyoruz. Bizler de kendisine acil şifalar diliyoruz. Evet, Sibel Hanım. Evet, Hasan Soruan. Ben söyleyeyim. Hasan Soruan. Vizelidir. Hemşerimiz. Geçmiş olsun dileklerimizi gönderelim. Siz Karadeniz nazar değiyor bu gençlere. Bizde nazar çok. Belli yani. Bizde nazar çok. Evet. Bizde diğer hastalıklardan da baya maalesef yöremizin artık kanayan bir yarası. Özellikle Türkiye'de en çok rastlanan bizim bölge. O da nedir? Onu da çözemedik. İnşallah bunun da bir çözümü olur diye düşünüyorum. Umut ediyorum, diliyorum. Evet, Sibel Hanım. Evet, yine arkadaşlarım dediği gibi biz her türlü maddi manevi desteği açız. Evet. Bekliyoruz. Hasta yakınlarından özellikle yine başkanımın dediği gibi biz elin parmağını sayacak kadar az kişideyiz ve bir yere gitmemiz gerekiyor. O anda hastalık tedavilerinde oluyoruz. Gitmek istiyoruz, yetişemiyoruz. Yapmak istiyoruz, yüreğimiz çok büyük. Bu dernek için çok büyük çabalar göstermek istiyoruz ama hastayız. Ciddi anlamda ve bizim ömrümüzün yarısından çoğu hastanede geçiyor. Onun için biz gerçekten hasta ailelerin yakınlarından destek bekliyoruz. Siteye giriyorlar, hastalar bize ulaşıyorlar, soru soruyorlar. Biz onlara yaşadıklarımızı anlatıyoruz ama siteye girip bilgileri alıp da daha sonra hiçbir şey yapmadıklarını görünce üzülüyoruz. Lütfen siteyi okuyun, bilgileri alın ama lütfen de maddi ya da manevi ne yapabilirsiniz? Hasta yakınları lütfen destek çok önemli. Biz burada bir güç birliğine girdik ve bakın hepimiz anlatıyoruz. Psikolojimiz de bizim zaman zaman bozuluyor ve psikolojik destek görmek de bu anlamda çok önemli. Biz bunu hem psikolojik destek görüyoruz ama hem birbirimize de psikolojik destek yapıyoruz bir arada toplanarak. Bu da çok önemli. Evet. Duyarlı olalım. Hastalığımıza bizler sahip çıkalım. Hasta ve hasta yakınları diyorum. Kesinlikle. Bu arada müsaade ederseniz tabii ki. Hasta yakını diye konuşuyoruz. Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Topbaş'a sesleniyorum. Kendisi seçilmiş bir insandır. Kesinlikle. En azından İstanbul halkına hizmet etmektir görevi. Evet. Kendi yakını, aynı soyadı taşıyan bir yakını bizim kaderdaşımızdır. Tabii ki ismini vermek istemiyorum şu anda hastamızın. Belki çok hoşlarına gitmez, doğru olmaz ama kendilerine acil şifalar diliyoruz. Biz her zaman buradayız. Temas kurdunuz değil mi? Kurduk. O zaman eminim ki sizler tabii ki başta başkanım Türkiye'deki olmak üzere. Türkiye'deki olmasa da İstanbul'daki bütün hastalı arkadaşlarımıza yardım elini uzatmasını rica ediyoruz. Kesinlikle katılıyorum ve şunu da eklemek istiyorum. Sizler başkan, yönetim ve üyeler olarak bir araya gelip gerçekten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız sevgili Kadir Topbaş'ı eğer ziyaret ettiğiniz takdirde eminim çünkü biliyoruz birçok konuda çalışmaları var. Bu gibi konulara çok güzel destekleri var. Size de kesinlikle ne yapması gerektiğini çok iyi bilir ve ziyaret ettiğinizde de orada boş dönmeyeceğinizden
Ben eminim. Mutlaka bir ben gün ziyaret edeyim. Müsaade ederseniz iletmek istiyorum. Kendileri çok yoğun olduğu için ulaşmamızla ilgili zaman zaman sıkıntı olabiliyor. Belki ulaşabilecek insanlar bizim elçilerimiz olabilirler. İnşallah. Bizi çok iyi anlayacaklardır. Çünkü çok yakın akrabası, bizim kaderdaşımız. Lütfen sahip çıksın bize. İnşallah. Esirgemesin bizden. Kesinlikle, kesinlikle katılıyorum. Efendim, MK'da yazıp bir boşluk bırakıp mesajlarınızı 3929'a gönderiyorsunuz. Ve derneğimiz burada efendim. Derneğimizle ilgili tüm bilgileri alıyoruz. Yavaş yavaş daha bir de şöyle bir soru ben. Yani çözüm. Çözüm birincisi kesinlikle devletimizden. İkincisi halkımızdan. Üçüncüsü de hasta yakınlarımızdan diyelim. Değil mi? Birlikte kendimize de çok büyük iş düşüyor. Çünkü kapılar kapansa da yılmayacağız. Kesinlikle. Mücadele edeceğiz. Bir daha mücadele edeceğiz. Öyle bir şey görmüyorum size zaten. Yüzünüzdeki bu ışık, bu parıltı asla ve asla öyle bir şey olacak. Tabii ki devletimizin görevleri var. Arkadaşlarımızın görevleri var ama öncelik bizde olması gerekiyor. Biz başkanım şeyi değinelim bu arada. Hani biz endikasyon dedik. Onu siz isterseniz bir açalım. İlaçlarla ilgili sıkıntılarımız var. Onu bir söyleyelim. Çok önemli çünkü. Bir endikasyon dışı bir hastanın Türkiye Cumhuriyeti'nde ya da dünyada 2009 yılında ilaca ulaşamaması gibi bir şey gerçekten çok üzüntü verici. Kesinlikle. Endikasyon dışı ilaç deniyor. Bizler işin hasta boyutundayız, hastayız. İşin tıbbi boyutlarını dışı. Derken bunu ilacın tıp dilinde değil de halk dilinde bunu söyleyebilir miyiz? İlacın prospektüsünde diyelim ki baş ağrısı için bir ilaç deniyor. Evet. Eğer baş ağrısı yoksa tıbbi otoriteler tarafından kanıtlanmışsa bu hastaya yararı ki burada ölümcül bir hastalıktan bahsediyoruz. Evet. Artık bilmiyorum nasıl bir çözüm bulacak Sağlık Bakanlığı ya da diğer devletin kurumları, ödeme kısmıyla Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurulları ile ilgili de sıkıntılarımız var. O ilaçlarımız ödenmiyor. Şimdi faydasının sağlanıp sağlanmamasıyla ilgili bazı sıkıntılarımız var. Belli bir değer var. İlacı kullanıyoruz, birazcık geriletiyor ya da ilerlemesini durduruyor. Ama gene devamlı geri gelmesi gerekiyor. İlacın kesilmeden vermesi için mevzuata göre. Zaten bu hastalığın tedavisi yok. Bunu en azından anlayamıyoruz. Biz bize bir karşımıza yetkili sorumluluk alsın ve lütfen bunu bize izah etsin. Biz ilaçlarımıza ulaşmak istiyoruz. İlaçlarınızı benim anladığım kadarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu karşılamıyor. Hepsini değil, bazı ilaçlarımızı karşılıyor. Devletimiz sahip çıkıyor ama tedavisi olmadığı için araştırmalar yapılıyor. Ve araştırmalar sonucunda biraz önce dediğimiz gibi endikasyon yani tanımlanmış hastalığın haricindeki başka hastalıklara yardımcı olabiliyor başka ilaçlar. Evet. Bu da daha kanıtlanmadığı üzere ilacı vermiyor, ödemesini vermiyor. Bunu cebinizden almanız gerekiyor. Bu ilaçlar ki, zannedildiği gibi bayağı da büyük çok büyük oluyor, rakamlar. Değil mi? Yani, Kamil arkadaşımız milyon dolarlık bir hastamızdır. Yıllık maliyeti 1 milyon dolardır. Yani tabii ki Kamil çok uzun süredir bu işle mücadele ettiği için çok fazladır Kamil'in ilaç tutarı. Arkadaşlarımız da 3 milyar, 5 milyar, 10 milyar aylık masrafları olan, ilaç masrafları olan arkadaşlarımız var. Bunu nasıl karşılayabilir bir hasta? Bu bilemiyorum. Çalışsak çalışmasak değil. Bu bir şekilde endikasyon dışı ilaçlara çözüm getirilmesi gerekiyor. Ya da belki hastalığımızı tedavi etmeyecek ama ölümle aradaki zamanı açacak ilaçların ödememesi gibi bir şeyi kabullenemiyoruz biz. Keşke biz olsa da öyle bir ilaç tedavi olabilsek, sağlığımıza kavuşabilsek ama bu şu anki teknolojiyle mümkün değilken tedavinin durdurulması, stabil hale getirilmesi ya da çok azıcık gerilemesi ya da onların hepsinden boş vermeyi yani yavaşlatıcı bile olmuş olması bize zaman kazandırıyor. Biraz önce bahsettiğimiz gibi 2000 yılında, 2003 yılında çok farklıydı. Şimdi yeni yeni ilaçlar giriyor. Teknoloji çok hızlı ilerliyor. Bizlerin kazanabileceği 3 sene, 5 sene bizlere bir hayat şansı verebilir. 5 sene sonraki teknoloji nasıl çok farklı olacak. Tabii ki. Bu yüzden bu konuya yetkililerin lütfen duyarlı olup bir çözüm getirmesini bekliyorum. Hastalarımız bu ilaç dışında herhangi
yaşadığı sıkıntılar var mı? Çok aslında sıkıntılarımız. Burada ne yazık ki arkadaşlarımızı getiremedik. Oksijen sunum sistemleri veriliyor. Evet, devletimiz bunu karşılıyor ama bunun 6 aylık periyotlarla bu oksijen sunum sistemlerinin bakımdan geçirilmesi gerekiyor. Bunlar ucuz şeyler değil. O bakımlar, para, ya aklınıza gelebilecek her şey para. Onun haricinde tabii bizler şanssız, İstanbul dışında yaşayan insanlar, İstanbul'da hayat sağlıklı insanlar için çok zor. Bizleri nasıl değerlendirmek kesinlikle lazım bilmiyorum. Katılıyorum. Bir muhitten bir muhite gitmek, hastanelerde sağlıklı insanlar çileden çıkıyor. Belki bizlere yani bir ayrıcalık sağlanabilir mi? Sadece bizler derken pulmoner hipertansiyon derneği ile alakalı ya da bu hastalıkla tüm alakalı hastalıklar için böyle aslında, çok kronik, istisnai olan, milyonda bir olan ve kronik olan hastalarımıza, kanserli hastalarımıza, diğer arkadaşlarımıza birazcık bence ayrıcalık tanınması gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, kesinlikle. Kesinlikle. Çünkü neden onu da ben belirteyim. Çünkü bizler birçok ilaçlarımız bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar kullandığımız için her türlü mikroplara, enfeksiyona açığız. Düşünün, biz hastanelerde ömrümüz geçiyor. Bir grip olduğumuz zaman kullanacağımız başka bir ekstra ilaç bizim. Aldığımız ilaçların yan etkilerini, şeylerini, tedavilerimiz de aksatıyor bizim. Yani biz her şeyi açığız. Nezle grip olduğumuz zaman bizim için bu son derece kötü. Yani evet. Onun için hep sağlıksız ortamlarda bulunuyoruz. Ne yazık ki. Soluduğumuz hava bile sağlıksız bizim. Temiz hava, güneş yasak, temiz ortamlarda bulunmak zorundayız. Bizim yaşarken bunlar da çok önemli. Tedavi alırken. Onun için bizim hastanede o kadar çok vakitlerimiz geçiyor ki tabii çok da sağlıksız ortamlar oralar bizim için. Onun burada için ben bir şeyin daha altını çizmek istiyorum. Hastalığın son evresinde bizlerin akciğer ya da akciğer kalp nakli olmamız gerekiyor. Süreyya Paşa Hastanesi'ne teşekkür ediyoruz. Şu anda baştan da inşallah bu miktar artacak ve zamanla çok daha başarılı operasyonlar, ameliyatlar yapılabilecek. Ama ben kendimden örnek vereyim. Ben 2000 yılında tanıştım bu hastalıkla. 2000 yılındaki istatistiklerle, akciğer nakli, akciğer kalp nakli ile ilgili istatistiklerle, dünyadaki, Türkiye'de tam anlamıyla şu anda oturmuş değil, denemeler yapılıyor. İnşallah da dört gözle bekliyoruz. Herhangi bir merkezde akciğer nakli ve kalp akciğer naklinin yapılması, çünkü bu nakil böbrek nakli, karaciğer naklinden çok daha farklı bir istatistiğe sahip. Yurt dışındaki istatistikleri değerlendirdiğimizde 2000 yılıyla şu anda o kadar büyük fark var ki, biraz önce dediğim gibi zaman kazanmaya çalışıyoruz. Eminim ki 2015'te, 2020'de neler neler olacak. Orada da akciğer nakli, kalp akciğer nakli ile ilgili de sıkıntılarımız var. Onlara da müsaade ederseniz birazdan değinmek isterim. Tabii orada ki da önümüzde tabii çok ki büyük engeller var. Tabii ki. Evet. Rahim abla. Efendim? Rahat mısın? Çok rahat. Benim bildiğim kadarıyla aldığım tüyo var. Yani bir tüyo aldım. Güzel şiir yazar mısın? Doğru mu efendim? Bana göre güzel yazıyorum. Çok da zevkle yazıyorum ve hayata onunla bağlıyım. Başka yaşamımın hiçbir anlamı yok. Peki böyle bir güzel bir bir şiir, güzel bir şiiri bize okur musun? Tabii. Umarım da iyi okurum. Eminim. Eğer güzel yazıyorsunuzdur ve de güzel okuyacaksınızdır. Artık dinleyiciler bize yani karar versinler. Ben efendim, sizler MK'de yazıp bir boşluk bırakın. Mesajınızı 3929'a gönderiyorsunuz. Sevgili Rahime ablamız, o bizim ablamız, güzel bir şiir bize okuyacak şimdi. Ben yardımcı olayım. Şöyle ben mikrofonu tutayım size istiyorsanız. Evet. Buyurun. Bir müzik alabilir miyim? Müzik. Verebiliyor muyuz Mustafa? Veremiyoruz. Tamam. Hafif bir derinlik verelim. Tamam. Ne yapalım biliyor musun? Efendim? Önce bir para diyelim. Olur. Para önemli para çünkü. Para kazanalım. Ama bize de verin. Tamam. Tamam. Evet. Önce
kısa bir reklam diyelim. Ondan sonra güzel bir şiir dinleyelim sizden böyle. Efendim kısacık mini mini ben acık, hemen bir gıdımlık bir... SMS okuyayım, hemen reklama girelim. Tamam. SMS'ten hemen sonra. Selamlar, bugün orada olup dertlerinizi paylaşmak isterdim. İşim dolayısıyla gelemedim ama her zaman desteğimizi sağlayacağız. En büyük ilaç moral, sizleri tebrik ediyorum. En önemli hastalıklardan birine dikkat çektiğiniz için. Herkese selamlar, Enver Çamoğlu. Teşekkürler Enver Çamoğlu, tüm Çamoğlu ailesine. Efendim kısacık, minnacık, bir gıdımlık. Birazdan buradayız. Kısacık bir reklam. Saklasın içimde. Bugün benim ruhum uçuşa geçti. Kendimi evlere sığdıramıyorum. Gönül harmanında tozlu savrulur. Dostun kucağına attı yüreğim. Alışkın değildi savruluşuma. Gülümsedim, büktüm boynumu yana. İnanmadı senin var olduğuna. Ben böyle sakladım seni ruhumda. Bükülmüş boynumda hüznümü gördü. Bakışında ışık nerededir dedi. Cevap gözlerinden aktı, süzüldü. Ben böyle sakladım seni içimde. O usta aşıktı, anlar gözlerden. Yüreğe yetersiz gelen sözlerden. Dedi geniş alalım bizde felekten. Bu arada merhaba dedik gece. Bir kadeh içersem rahatlarmışım. Yüreğimi açar, anlatırmışım. Ah usta aşığım, sen bilmez misin ben ezelden içmişim aşkın meyini. Şehrin ışıkları düşmüş sulara, dalgalarda bana yansıyan yüzün. Boğaz esintisi, erguvan kokun. Boğaz sen, mey sen, aşk sen sakladın. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Yüreğine gerçekten sağlık. Gerçekten çok güzel sözler. Ve sevgili Banu, bir güzel SMS var. Bir hemen SMS onu da oku, ondan sonra devam edelim. Hemen. Selamlar, ben Musa Çamoğlu demiş. Oradaki arkadaşlara acil şifalar diliyorum. Umarım ki devlet kurumlarımız konuya duyarlı davranırlar ve oradaki arkadaşlar olmak üzere bütün bu durumdaki arkadaşlar da oradaki arkadaşların öncülüğünde seslerini gerekli yerlere duyurmuş olurlar. İyi yayınlar diler. Herkese saygılar sunarım. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyorum sevgili Musa Çamoğlu. Hakikaten böyle izleyicilerden güzel sözler duymak, hele hele tabii ki Rahime ablamızın o yüreğinden kapan güzel sözleri dinlemek. Hemen bir telefon bağlantımız var sevgili Nevzat. Onu alalım isterseniz. Teşekkür ederim. Kurban olurum. Çok teşekkür ediyorum. Alo. Buyurun efendim. İyi günler. Hasan Saruhan ben. Bir daha alabilir miyiz efendim? Hasan Saruhan. Hastaneden arıyorum. Buyurun efendim. Çok geçmiş olsun efendim. Teşekkür ederim. Öncelikle bize yayınınızda yer verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Kısa bir süreliğine izin aldım ve bu arada klinik sekreterimiz çok uğraştı, ona da teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bu işin zaten ehli insanlar. Özellikle Ümit ve Kamil bu konuda gerçekten çok ileri derecede bilgiye sahipler. Ben bu bağlamda bir şey söylemeyeceğim ama bu hastalığı tanımanın ne kadar büyük öneme sahip olduğunu vurgulamaya çalışacağım. Şu anda hastanede yoğun bakımda yatıyorum. Eğer kendimi tanımasaydım, hastalığı tanımasaydım belki de 2-3 gün evde kalmış olsaydım. Evet. Çok da ağır şeyler yaşıyor olabilirdim. Dolayısıyla işte bizim derneğimizin çalışmalarının, hastalığı tanıtmanın ve farkındalığın önemi burada. Kesinlikle. Belki de hayat kurtarabiliyor. O bağlamda teşekkür ediyorum size tekrar. Bizler de teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Ümit'ciğim sağ ol hatırladığınız için.
Size de yayın akışında başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Bizler de sizlere ve sizin gibi şu an hastanede yatan tüm hastalarımıza Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Bizler çok teşekkür ediyoruz. Az da olsa sizin o istediğiniz, ulaşmak istediğiniz sağlığınıza eğer bizim de az da olsa katkımız oluyorsa ne mutlu bize. Tabii ki her zaman programın moral, başında da söylediğim moral bu konuda çok önemli biliyorsunuz. Kesinlikle. Bu tür programlar bizim moralimizin tavan yapmasını sağlıyor. O bağlamda gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Zaten yapmış olduğunuz yapıyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Yayınımıza bağladığınız için çok sağ olun. Evet, ne güzel, ne mutlu. Çünkü bakın dikkatimi çekti. Şu an yoğun bakımdaydım dedi. Evet. Çok az bir süreliğine dedi izin aldım ve yayına bağlanmak için işte dediğimiz bir moral. Muhtemelen ona da teşekkür ediyoruz burada. Bizler de kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Hasan'a ve sadece Hasan'a değil diğer bütün bu durumda olan buraya gelememiş olan televizyonun ekranlarından bizi seyreden diğer arkadaşlarımıza, hasta arkadaşlarımıza inşallah Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Evet, şimdi programımızın artık yavaş yavaş sonlarına doğru geliyoruz. Şimdi Emine'den bir başlayalım. Emine, son olarak yavaş yavaş programın sonuna doğru geliyoruz. Duygu, düşüncelerin, dilek ve temennileri mikrofonu alalım. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Yani bizi anlamak için hastalanmayı beklemesin insanlar. Evet. Sonsuza kadar kimse sağlıklı yaşamıyor. Herkes bir dönemde ne yazık ki sağlık sorunuyla karşı karşıya kalabiliyor. O yüzden dediğim gibi lütfen hastalanmayı beklemeden bizi anlayın. Aynı zamanda sizlerle tanışmamıza vesile olan Enver Çamoğlu'na teşekkür ediyorum ve bizi Musa Çamoğlu. Evet, İshak Paşa Konağı'nda ağırlayan Musa Çamoğlu'na çok teşekkürlerimi. Sürprizi bozdu. Yok, şaka yapıyorum, şaka. Tabii ki İshak Paşa denilince önümüzdeki hafta çok büyük sürprizimiz var tabii ki İshak Paşa ile ilgili. Müthiş çalışmalarımız olacak. Sevgili Musa Çamoğlu'yla İshak Paşa. Ben kötü bir şey yapmadım değil mi? Sultanay. Hayır. Yani yanlış bir şey söylemedim. Yok. Kesinlikle. Tamam o zaman yani. Dediğim gibi lütfen bizlere biraz daha duyarlı olmalarını bekliyorum kesinlikle. İnsanların. Sonuçta hepimizin hayatta çok kısıtlı ve zor geçiyor. Kesinlikle. Dediğim gibi yol almak için yardıma ihtiyacımız var. Sağ olun. Kesinlikle. Teşekkürler. Sizlere de çok teşekkürler bizi ağırladığınız için. Ne bizler çok teşekkür ediyoruz. İnanın samimi söylüyorum gerçekten şu an o kadar sizlerden pozitif elektrik aldık ki. Hı hı. Değil mi? Çok önemli. Kesinlikle. Evet, bizler mutluyuz. Mutlu olması için de diğer hasta arkadaşlarımızı da bekliyoruz. Hı hı. İnşallah. Böyle. İnşallah. Evet. Ben fazla uzatmayacağım sözü. Ama karşılıklı bir iki espri patlatalım yani. Tamam, olabilir. Siz başlayın, ben geliyorum arkadan. Evet. Ben buradan bizi izleyen duyarlı insanlara bir şey söylemek istiyorum. Bize uzaktan değil yakından bakın. Karanlığımıza bir mum da siz yakın demek istiyorum. Bize duyarsız kalmasınlar. Kesinlikle. Size de teşekkür etmek istiyorum. Duyarlı davrandığınız için, bizi burada ağırladığınız için. Sağ olun. Sizler de sağ olun. Sizler de yeter ki hep böyle mutlu olun. Biz hep bir adım değil, hep yanı başınızda, hep yanınızdayız biz. Sağ olun. Kesinlikle. Bizler artık ondan yaşamaya böyle yaşamaya alıştık. Bununla artık dalga da geçebiliyoruz hastalığımızda. Eğlenceye dönüştürdük yani hastalığımızı. Kendilerini hayata kapayan, hasta oldukları için içine kapanan insanların da artık dışarıya bakmalarını, o küçük odalarından dışarıya çıkmalarını istiyoruz. Kesinlikle. Ve muhakkak bize uğrayın diyoruz. Mutlaka. Şu an olmayacaklardır. Mutlaka size uğrayacaklar. Nasıl uğrayacaklar, nasıl ulaşacaklar? Şimdi Ömer o konuya tekrar bir değinecek. 3 tane tabulu diyorduk değil mi? Evet. 3 tane tabulu nokta pha-türkey evet. .com pha-türkey.com. Bu bizim hasta paylaşım sitemiz. Bir de derneğimizin
resmi sitesi, web sitesi www.phderneği.org.tr. Evet. Bize ulaşabilecekleri mail adresimiz info@phaturkey.com. Ve orada gerek hesap numaralarıyla ilgili yardımda bulunmak, bağışta bulunmak isteyen ekran başındaki hayırsever vatandaşlarımıza da selamlarımızı gönderelim. Mutlaka ve mutlaka orayı inceleyin. Hesap numaraları orada mevcut. Evet, hesap numaralarını bulabilirler. Evet. Hastalıklarla ilgili bilgileri bulabilirler. Evet. Orada sohbetlerimiz oluyor. Evet. Sohbetlerimize katılabilirler. Evet. Doğru doktora ulaşabilmek için doktorlarımızın, bu hastalıklarla ilgili olan doktorlarımızın isimleri bulunmakta, adresleri, bilgileri bulunmakta, bunlara ulaşabilirler. Evet. Üyelik hakkında bilgi alabilirler, ne şekilde derneğe üye olabilecekleri, bizlere ne şekilde yardım edebilecekleri konusunda her türlü bilgiyi sitemizde bulabilirler. Evet. Bizler her türlü bilgiye, her türlü yardıma açığız. Bekliyoruz kendilerini. Başka ekleyeceğin? Son olarak ekleyebileceğim bir şey, bir şikayet demeyeyim de, ben bir öğrenciyim. Evet. Lise döneminde 150 metre uzunluğu bir merdiven çıkarak okuluma gidiyordum. Şu an üniversitede okuyorum. Hastalığımın ilerlemesinden dolayı artık 3 katlı bir merdiveni bile çıkmakta yeterince zorlanıyorum. Yetkililerden, devlet büyüklerimizden şunu istiyorum. Devlet dairelerinde, devlet kurumlarında birazcık bizim gibi hasta olanlar, sadece bizleri değil, bizim gibi mesela bacaklar olmayan hastalar da olabilir. Her türlü sıkıntı yaşayabilecek hastaları birazcık da düşünmeleri gerekiyor. Yenilikler yapmaları gerekiyor devlet dairelerinde. Asansörler olabilir. Yürüyen arabaların tekerlekli sandalyelerin çıkabilmesi için yollar olabilir. Evet. Bunların artık 2009 Türkiye'sinde daha fazla gelişmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu sıkıntımı da en son olarak paylaşmak istiyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Bizleri buraya davet ettiğiniz için. Bizler de çok teşekkür ediyoruz Ömer'e. Sağ olun. Kalkıp buralara kadar geldiniz. Şimdi o zaman sevgili Ümit hocamıza gelelim. Bu hastalık kısmımız, evet. Hastalığın sonunda ne yazık ki kaçamadığımız son ya akciğer ya akciğer kalp nakli ile ilgili bazı şeylerden bahsetmek istiyorum. Organ naklinin ne kadar önemli olduğunun herkes farkına varması gerekiyor. Evet. Yarın herkesin başına gelebilir. Evet. Herkes bir organ nakil adayı olabilir. Kesinlikle. O yüzden lütfen organlarınızı bağışlayın. Bu çok ciddiye alınması gereken bir şey. Biz de bizim özelimizde yaşadığımız organ nakliyle ilgili sıkıntılarımız var. Birazcık bunlardan bahsetmek isterim. Akciğer nakli ya da akciğer kalp nakli ülkemizde ne yazık ki tam anlamıyla gerçekleştirilemiyor şu anda ve Avrupa'da yapılması gerekiyor. Avusturya ile bir anlaşması var Türkiye Cumhuriyeti'nin. Evet. İki ülkenin arasındaki ortak çalışma sonucunda diğer ülkelerde sıra gelmediği için, yetişmediği için Avusturya'ya odaklanılmış ve oraya yönleniyor hastalarımız. Devlet memurlarından bir para çıkmıyor bununla ilgili. Fakat Sosyal Güvenlik Kurulu çatısında bütün kurumlar birleşti deniyor. Ne yazık ki uygulamaya geçmesini rica ediyoruz bunun. Bağ Kurulu, eski tabirle SSK'lı ya da Yeşil Kartlı birleşti denilen arkadaşlarımızın 33 bin euroydu geçen haftaya kadar. Şu anda ne yazık ki kötü bir haber daha vermek istiyorum. Bu 40 bin euroya çıkarıldı. Bunun 20 bin eurosu özel oda parasıdır. Ama yanlış anlaşılıyor. Özel oda değildir bu. Avusturya'nın tabiridir. Geri kalan 13 binde şimdi 20 bin euro özel jet parasıdır. Bir jet organı almaya, bir jet hastayı almaya gider. Hastanede birleştirilir ve orada nakil yapılır. Bunun bir an önce çözülmesi gerekiyor. Çünkü ülkemizde yapılamayan, bu keyfi olmayan, zaruriyet doğrultusunda yapılamayan derken yeni yapılmaya başlanan, tam anlamıyla şu anda başarılı olduğunu biz düşünmüyoruz. Zaruriyet doğrultusunda yurt dışına gidildiğinde bu keyfi bir şey değil. Bu 40 bin euronun devlet tarafından karşılanması gerekiyor. Şu andaki işleyiş 40 bin euroyu siz vereceksiniz. Varsa o 40 bin euronuz. 40 bin euro çok büyük bir meblağ. Kesinlikle. Geri geldikten sonra dava vesaire. Peki bu yoksa bu arkadaşlarımız nasıl verecekler bu parayı? Nasıl bulacaklar? Ya da devlet memuruyla diğer arkadaşlarımızın arasındaki bu farkı çözmek için ne yapmamız gerekiyor? Bu konuda bizi yönlendirmek ya da bilgilendirmek gerekiyor. Dışişlerimizden bir ricada bulunacağız. Muhatabı o olduğunu düşündüğümüz için bilemiyorum. Yanlışım varsa düzeltsinler beni.
vize problemimiz var. Evet. Bizler turistik amaçlı gitmiyoruz o ülkelere. Organ nakliyle ilgili gidiyoruz. Dolayısıyla belki bir seferlik oturum hakkı ya da belli süre uzun süreli vize verilmesi gerekiyor. Yürüyemeyen, yatalık tuvalet ihtiyacını, banyo ihtiyacını karşılayamayan bir insan elçilikte nasıl vize işlemlerini takip edebilir? Bazı yerlerde hastalarımızın ne yazık ki kendilerinin başvurması gerekiyor. Kesinlikle. Herhangi birini evet. gönderdikleri zaman bu başvurularınız kabul edilmez. Ki şu anda ben ya da benim gibi nakil olmuş arkadaşlarımızla ilgili de sıkıntı var. Şu anda bir organ reddi yaşasak, yurt dışında kontrollerimizin yapıldığı merkezlere gidebilmek için eğer kırmızı pasaportunuz ya da yeşil pasaportunuz yoksa günlerce uğraşmanız gerekiyor. Bizim dakikalarımız sayılırken günlerce vize alabilmek için nasıl elçilikler, ne yapılması evet. gerekiyor? Lütfen bu konuda bize birazcık yardımcı olması gerekiyor. Evet, çok önemli. Bu konuda da bir çözüm üretilmesi gerekiyor. Ve kurumlar arasındaki bizim muhatabımız bir yer olsun. Ne yazık ki sorumluluğun bir kısmı Sağlık Bakanlığı'nda, bir kısmı Çalışma Bakanlığı'nda, bir kısmı Maliye Bakanlığı'nda. O yüzden de tam muhatabımız neresidir, sorunumuz ne şekilde çözülecek de diye de... İşte inşallah böyle bir dernek kuruldu ve inşallah bu derneğe de destek olur ve dernek bu gibi olumsuzluklara inşallah bir çare olur, inşallah bir çözüm olur. Şu anda bu parayı bulamadığı için organ sırasına giremeyen arkadaşlarımız var. Bu çok acı bir şey. Evet. Bulan arkadaşlarımızın bir kısmı bazı şeylerini satmak zorunda kalıyor. Kriz deniyor. Çok zor. Kriz, şimdi evet. Doğru, maalesef. Kriz. Teğet geçti. Teğet geçmedi. Teğeti de geçti. Evet, sevgili hocam, başka ekleyeceğiniz bir şey var mı hocam? Ben de söylemek istediği gibi başkanımın, bu tip prosedürlerin organ nakli bekleyen acil hastalar için öncelik tanının kolaylaştırılması. Kesinlikle. Özellikle biz bunu istiyoruz. Kesinlikle. Bağırıyorum yani, artık istiyoruz. İlaçlarımızı sorunsuz bir şekilde, doğru tedavilerimizi almak istiyoruz. Devlet bize ilaçlarımızı 4 ayda bir rapor yenilemek, vereceğim vermeyeceğim kargaşası içinde gitgeller yaşıyoruz. Psikolojilerimiz bozuluyor. Zaten bozuk. Hastalıkla yaşarken psikolojimiz bozuk. Bu psikolojinin üzerine aman ilacım bitiyor, İlacı devlet verecek vermeyecek, ilaçsız kalacağım, hastalığım ilerleyecek paniklerini yaşıyoruz. Bunu bize hiç kimsenin yaşatmaya hakkı olduğunu düşünmüyorum. Evet. Olmamalı. Biz hastalıkla yaşıyoruz ve ilaç tedavisini alırsak ayakta yarına öbür güne daha sağlıklı ayaklarımızın üzerinde dururuz. Bir de şuna değinmek istiyorum. Çalışamayacak durumda olan hasta arkadaşlarımızı, malulen emeklilik olayı ki bu çok ciddi önemli bir şey, malulen emekli olmaları için bir şeyler yapılsın ve eline ekmek götürmek zorunda ve çalışacak durumda değil, nefes alamıyor. Kaç dakika nefes almadan durabilirsiniz? Kaç dakika durabilirsiniz? Herkese bunu soruyorum ben. Nefes alamıyorlar. Sırtlarını 3,5 kiloluk oksijen tüpleriyle yaşamaya mahkum edilmiş bu insanlar. Diyor ki devlet, biz sizi malulen emekli yapmıyoruz, çalışın siz. Hayır efendim, bu da yanlış. Malulen emeklilik, evet. Özellikle malulen emeklilik bu konuya da deyince ve her türlü, tekrar şunu söylüyorum, maddi manevi desteğe ihtiyacımız var ve biz hasta yakınlarından derneğe üyeliklerini bekliyoruz. Uzaktan bakmasınlar. Arkadaşım dediğim, yakından bakıp olayın içine girsinler. Her ay haftanın ikinci cumartesi Ankara, İstanbul ve İzmir'de katılacak hasta toplantıları yapıyoruz. Aile yakınları lütfen gelin, elinizden ne geliyorsa maddi manevi desteklerini bize versinler. Bizim ailelerimiz bize veriyor. Ben annem, eşim, çoluğum, çocuğum veriyor. Herkesin yanında annesi, kardeşi, eşi, dostu vardır. Maddi ya da manevi desteklerini biz bekliyoruz. Üstüne basa basa söylüyorum. Evet. Ve ekran başındaki değerli izleyicilerimiz ve hasta yakınlarımız da eminim bu çağrıya kulak vereceklerdir. Nasıl ulaşacaklarını efendim tekrar bir daha söyleyelim. Ömer'im alıyorsun. 3 tane tablo. Evet, bu 4. söyleşim inşallah işe yarar. Yarayacaktır inşallah. Efendim inşallah. Evet, derneğimizin hasta paylaşım sitemizin adresi www.phaturkey.com. Derneğimizin resmi sitesinin adresi www.phderneği.org.tr.
Bize ulaşabilecekleri mail adresi info@phatretorken.com. Ayrıca bize 0533 705 77 24 numaralı telefondan da ulaşabilirler. Evet. Her türlü yardımlarını bekliyoruz. Derneğimiz devamlı gelişen liste. Evet. Bizleri her konuda eleştirebilirler. Yardımda bulunabilirler veyahut da fikir verebilirler. Evet. Sevgili Ümit Hocam, çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz bu fırsatı bize verdiğiniz için. Aynı zamanda bizlere bugüne kadar emeğe geçen çok doktorumuz var, çok hocamız var. Hastane görevlilerimiz var, hemşirelerimiz var. İsim verdiğimiz zaman unutabileceklerimiz olacak. O yüzden bütün hastanedeki doktorlarımıza, hemşirelerimize, hasta bakıcı ve orada idarede çalışan arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ailelerimize çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Onlar olmasaydı bizler bugün hayatta olmayacaktık. Elimizden geldiği kadar farkındalığımızın artması gerekiyor. Lütfen duyarlı olalım. Dediğiniz gibi farkındalık çok önemli ve hayat kurtaracak. Kesinlikle. Kesinlikle. Ben evet. Yaşça büyüğüm Sayın Başkan Yardımcım Sibel Ercan'a sevgili bırakmak isterim. Yani en büyüğü benim. Bu arada. Evet. Böyle bir ayrıcalığım oluyor. Bir enonum o yüzden. Evet. Buyurun. Son söz sizin. Teşekkür ediyorum size. Bizi ağırladığınız için, her türlü desteğiniz için, bizi buraya getirdiğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum arkadaşlarım, derneğim ve kendim adına. Ben de herkese, tedavi gördüğüm hastanedeki doktorlarım, hemşire, herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Lütfen desteklerinizi bizim elimizden eksik etmeyin. Kesinlikle. Sevgili kucaklayanlara teşekkür hemen ediyoruz. Hemen vedamızdan sonra güzel bir şiirle programı kapatalım. Değil mi? Öyle yapalım. Sevgili Rahim ablam, sen bir şiiri daha seç. Bir hemen şiir daha seç. Efendim bizler de bu derneğe ve bu hasta kardeşlerimize, hastalara her ne konuda yardımcı olmuşlarsa, her kim olmuşsa bizler de onlara gönülden teşekkür ediyoruz. Evet. Ve tabii ki bütün hastalarımıza da Allah'tan acı şifalar diliyoruz. Mega Show Banu Nevzat İkilisi programı bir perşembe programının sonuna doğru geldik. Haftaya çarşamba akşamı saat 24 ve 03 arası buluşmak üzere diyoruz. Perşembe günü 16 ve 18 arası. Efendim, her zaman ne diyorduk? Ne diyorduk? Ne olur, hoşça kalın, dostça kalın. Ama ne olur yüzünüzden, işte örnekler, canlı örnekler, yüzünüzden o ışık, o gülümseme, o tebessüm asla ve asla eksik olmasın diyoruz. Haftaya çarşamba akşamı görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Ve sevgili Rahim ablamız bir güzel şiir ile veda ediyoruz efendim. Bu şiir yalnız hastanede ve gözlemle çok şey olabilir, anında yazılmıştır. Tamam. Evet. Parmak yarası. Acısı elde, çığlığı dilde. Feryadı duvarlarda yankı. Derdi yüreğinde, deldi yüreğinde. Bir yara, iki yara, üç yara. Yok parmak, el yok. Yara yüreğinde dert çok. Girmiş 4 yaşına feryat digan. Bıktım, bıktım acıyor doktor amca, bıktım acıyor. Sesin yüreğimi deldi, dilindi yüreğim. Değildi sanki delik, elsizliği bilmezdi sanki. Geçerdi çocuğun derdi öpünce. Sen de öpsen doktor amcası. Dudağını değdirsen neşter yerine olmaz mıydı Murat'a? Ağla Murat, ağla. Hatta küfür de et doktor amcana. Öğreneceksin elsiz yaşamayı ya da protezle. Öğreneceksin avuçlarında bir gülü tutamamayı. Saçlarını okşayamamayı sevgilinin. Sevgiliye dokunamamayı. Yarın ellerine sıcaklığını hissetmemeyi. Her dokunamayışında yutkunacaksın. Öğreneceksin yutkunmalarda. Yutkunmalardan sonra yüreğinin el olduğunu. Güllere dokunacaksın. Sevgiliyi okşayacaksın yüreğinde. Aldırma acıyarak bakanlara sen. Anlık insani bakışlardır onlar Murat. Onların da öğrenecekleri var senden. İnsanın yürekte olduğunu, Murat'ın yüreğine kazındığını sevgilerini. Öğrenecekler insanın beden içinde insan olduğunu. Old Master Rap Non-Stop.